Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle birlikte Pictool'la şekillerin ve çizimlerin noktalarını değiştirmek, eğim vermek, işte kenarlarını bükmek nasıl olur, böyle değişik eğimler vermek nasıl yapılır, bunlardan bahsedeceğiz. Aslında bu konu biraz daha geniş bir konu ama kalem aracının öğrenilmesi lazım bu konunun diğer detaylarını size anlatabilmem için. Kalem aracını öğrendikten sonra biraz daha detaylı ele alacağız. Şimdilik sadece Rectangle Tool'la bir kare üzerinde örnekler yapalım. Şimdi bu kareyi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. İçini boyayalım ve kenarlarını kaldıralım şuradan. Kenarlarını kaldırdıktan sonra bu şeklimi convert ediyorum. Ctrl Q tuşuna bastım. Convert ettim. Ardından bakın şurada Pick Tool'u, Shape Tool'u seçtikten sonra gördüğünüz gibi bu kareye ait 4 tane nokta çıktı. Ana hatlarını belirleyen 4 adet nokta belirdi. Ben bu noktalara ilave yeni noktalar ekleyerek bu karenin şeklini istediğim yerinden değiştirip istediğim şekilde ne yapabilirim? Uzatabilirim. Şimdi bakın şuraya bir adet çift tıklayarak nokta oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bir tane nokta oluştu. Nereye nokta oluşturmak istiyorsam oraya çift tıklamam yeterli. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet, ben bu noktaları oluşturdum. Peki bu noktalar benim ne işime yarayacak? Şu işe yarıyor arkadaşlar. Şuraya bir nokta daha oluşturalım. Hemen yan tarafına ve şuraya bir nokta daha oluşturalım. Şimdi bakın şu kısmı tutun. 1, 2 ve 3. Yani şu noktayı tutacaksınız ve yukarı doğru çekeceksiniz. Gördüğünüz gibi şöyle yaparsanız burayı ne yapabilir? İstediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde bakın şöyle yapın. Ne yapabilirsiniz? Bu kısmı da uzatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim eklediğim yeni noktalar buranın arasında istediğim değişikliği yapmamı sağladı. Şöyle yaparsak bakın çift tıkladım. Yeni bir nokta daha ekledim. Böyle bir şekil elde ettim. Gördüğünüz gibi bu eklediğim her nokta ne yapıyor? Benim objeyi değiştirmemi sağlıyor. Peki ben bu noktayı iptal etmek istiyorsam, yani tekrar eski haline geri çevirmek istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Çift tıklayıp oraya, o eklediğim noktanın üzerine çift tıklarsam o nokta tamamen kayboluyor ve o çizdiğim şekilde düzeliyor. Bunu düz çizgilerde yaparsanız sıkıntı olmaz ama eğimli çizgilerde tekrardan o eğimi verebilmek veya o eğimi eski haline getirebilmek için uğraşmanız gerekiyor. Dolayısıyla şöyle yapacaksınız. Çift tıkladınız. Buradaki şeyi kaldırdınız. Ardından şekliniz tekrar eski hale geri gelir. Şimdi şunu yapalım bir de. Biz bu alanı düz yaptık. Peki eğim vermek istersek, mesela şurayı şöyle yuvarlak gelmesini istiyorsak ne yapacağız? Öncelikle şöyle yapalım. Mouse'umun sol tuşu basık vaziyette şöyle her bir çizgisini seçtim. Şuradan bakın property barımın üzerinde şöyle bir yer aktif oldu. Burada convert the curve denilen bir yer var. Buna bir kez dokunuyorum ve noktalar biraz daha değişik bir hal aldı. Şu tam orta kısmına mouse'umla dokunup bir kez şöyle hafif çekersem gördüğünüz gibi buranın da esnediğini ve yuvarlak bir hal aldığını da görebilirsiniz. Yine benzer şekilde şu arayı yuvarlatmak istersem convert curve işlemi yaptıktan sonra ne yapabilirim? İstediğim şekilde buraları da yuvarlayabilirim. Cisimlerin kenarlık çizgilerini değiştirmek de yine bu şekilde arkadaşlar. Bu sayfanızda kullandığınız bütün şekillerde aynı işlemi yapmanızı sağlar. Mesela bir yıldız çizin ve bu yıldızı convertleyin. Ardından işte Shape Tool'u seçip tamamını işaretleyip şuradan Convert to Curve derseniz eğer ne yapabilirsiniz? Bu yıldızın da istediğiniz yerini şöyle eğip bükebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunu da yapabilirsiniz böyle. Yani bu şu demek. Bu araçla, bu tool'la istediğiniz objeyi istediğiniz şekle sokabilirsiniz demek. Kalem aracı kullanmadan. Kalem aracı kullandıktan sonra ne yapabiliriz? Bu tabi daha değişik bir hal alıyor. Gördüğünüz gibi şu anda bir çiçek deseni elde etmiş oldum. Yine de bunun içini işte boyarsam, şöyle kenarlarını kaldırırsam alın size bir çiçek resmi. Diyelim. Bir sonraki derste ne işleyeceğiz? Şekilleri birbirine nasıl kestirebiliriz?
Onu öğreneceğiz. Onun hemen ardından da resimlerden nasıl bazı şekillerle işte ya da şöyle diyelim, o çizdiğimiz şekilleri mesela şu çiçeğin içine bir resim kestirmek istedik. Bunu nasıl yapabiliriz? Sonraki derslerde, ilerleyen derslerde bunu anlatacağım. Yine bu dersten haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonuna lütfen dokunmayı unutmayın. Abone olursanız eğer kanala yeni videolar hemen yüklendiğinde sizin ilk bilginiz olur diyelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.